Bugün de her zaman olduğu gibi hem Türkiye hem dünyadaki önemli gelişmeleri ve haberleri, aynı zamanda verileri sizler için değerlendireceğim ve tabii ki bunların piyasalara ve ekonomiye yansımalarını konuşacağız. Bu hafta iki önemli beklentimiz var arkadaşlar. Bunlardan birisi Fed'in para politikası kurulunun toplanması 17 Mart tarihinde gerçekleşecek ve tabii ki hemen sonrasında 18 Mart tarihinde de Merkez Bankası para politikası kurulu toplanacak ve faiz kararını açıklayacak. Bu iki haber çok önemli çünkü Fed yanlışlıkla, ben beklemiyorum ama yanlışlıkla 2013'teki gibi varlık alımlarını azaltacağız şeklinde bir açıklama yaparsa bu piyasada çok ciddi bir çalkantıya sebep olabilir. Bunu bir tarafa koyalım. Öbür taraftan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan da artık bir faiz artırımı beklentisi var. 100 bas puanlık bir faiz artırımı gelebilir arkadaşlar. Ancak bu doları düşürmeyecektir. Sadece bu seviyelerde durmasını sağlayacaktır. Daha yüksek bir faiz artırımı gelebilir mi? Çok zor. Peki faizleri sabit tutabilir mi Merkez Bankası? O da çok zor arkadaşlar. Ama biz bütün ihtimalleri değerlendireceğiz ve piyasalara etkilerini olabilir. Bunu da konuşacağım sizler için. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle şöyle genel olarak bu Fed ve Merkez Bankası beklentileri dışındaki gelişmelere de bir bakalım. Onun sonrasında Fed ve Merkez Bankası'nın kararları nasıl etkili olabilir onu konuşuruz. Türkiye Mısır'a göz kırpıyor biliyorsunuz bir süredir. Mısır'la tekrar masaya oturabiliriz, ilişkilerimizi düzeltebiliriz diyorlar. Tabii bunun temelinde özellikle Biden'a gönderme olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin yavaş yavaş Amerikan politikalarının yeni biçimine uyum sağlamaya çalıştığını görüyoruz. Mısır acaba buna nasıl bir cevap verecek diye bakarken Mısır açıklamasını gerçekleştirdi ve aynen şu cümleyi kurdu arkadaşlar. Türkiye'nin ilişkileri normalleştirme ile ilgili sözleri eylemlerine de uygun olmalı dedi. Söylüyorsunuz ama yapmıyorsunuz dedi. Dolayısıyla arkadaşlar sadece Türkiye'deki vatandaşın güveni değil aynı zamanda çevre ülkelerinde güveni iyiden iyiye yıpratılmış durumda. Dolayısıyla Mısır, Suriye gibi ülkeler, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler Türkiye'ye mesafeli durmaya devam ediyorlar. Öbür taraftan hala Biden'ın Erdoğan'ı aramaması da önemli bir gösterge olarak alınıyor bu ülkeler tarafından. Şu anda diplomatik ilişkilerimizi ilerletme şansımız pek de görünmüyor. Diğer taraftan Mısır'la biz masaya oturduğumuzda hemen Avrupa Birliği'ni bypass edip Mısır'la ilişkileri düzeltip orada bir ekonomik münhasır alan elde edip sonrasında da bunun üzerine Doğu Akdeniz politikalarını kurgulamamız pek de mümkün değil. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hayalcilikten öte değil. Bunu bizim çoktan yapmış olmamız gerekirdi. O zaman gerçekçi bir temeli olabilirdi. Ancak ne yazık ki bu saatten sonra Mısır'la ilişkilerimizi düzeltmemiz bile çok fazla işe yaramayacaktır. Bu arada şunu söyleyeyim. Mısır'la, Suriye'yle, İsrail'le, Lübnan'la hangi ülke olursa olsun İran'la, Irak'la mutlaka Türkiye'nin ilişkilerini toparlaması, düzeltmesi gerekiyor. Sonuna kadar destekliyorum. Bu apayrı bir konu. Bu konuyla ilgili samimiyet beklenecektir. İşte Mısır'ın açıklaması da bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani siz bunu söylüyorsunuz da ne kadar samimisiniz diye bizi uyarıyor. Bence çok önemli bir açıklama Mısır tarafından gelen. Bakalım bizimkiler bunu nasıl değerlendirecekler hep birlikte göreceğiz. Peki bunun ekonomiye yansıması ne? Elbette Doğu Akdeniz meselesi arkadaşlar. Doğu Akdeniz'de biliyorsunuz biz de pay sahibi olmak istiyoruz. Mısır gibi bir ülkeyle işbirliği yapmadan Doğu Akdeniz'de şu an itibariyle söz sahibi olmamız pek de mümkün görünmüyor. Söz sahibi olmaya çalışıyoruz ama bunun karşılığında da çok ciddi yaptırımlarla karşı karşıya olduğumuz ortada. Nitekim son zamanlarda dikkat edin Doğu Akdeniz meselesi pek de fazla gündeme getirilmiyor. Oradaki gemilerimizi de Karadeniz'e çektik velhasıl ve buna bağlı olarak da Türkiye Doğu Akdeniz'de artık söz sahibi olma niyetinde gibi görünmüyor. Bunu başka başka yollarla çözmeye çalışıyor. Bakalım çözebilecek mi? Çözemezse burnumuzun dibindeki petrol ve doğalgaz kaynaklarını bir kez daha kaybetmiş olacağız. Demek ki Türkiye taviz vermeye yavaş yavaş hazırlanıyor diye de yorumlayabiliriz. Yine petrol ve doğalgaz ithalatçısı olmaya devam edeceğiz. Eğer ki Doğu Akdeniz'de doğru düzgün adımlar atamazsak ya da bugüne kadar yaptıklarımızın arkasında duramazsak. İşte onun için S-400 ve Doğu Akdeniz'le ilgili ısrarla uyarmaya çalışıyordum. Atılan adımların doğru olmadığını, Mısır'la, Lübnan'la, İsrail'le, Suriye'yle mutlaka masaya oturulması gerektiğini bundan aylar öncesinde söylüyorduk. O zaman hain ilan edilmiştik. Oysa bugün dediklerimize bir kez daha gelindi gördüğümüz kadar.
kadarıyla. Amerika kapılarını açıyor. Biden biliyorsunuz göçmen politikasını değiştiriyor arkadaşlar. Ve Trump döneminde özellikle Green Card'ın yani yeşil kartın kaldırılması bile konuşuluyordu. Biden koltuğa oturur oturmaz 40 bin kişilik yeşil kart kontenjanını 80 bin kişiye yükseltmiş durumda. Bu da önemli bir haber başlığı olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Ne yazık ki bizim gibi ülkelerden çok ciddi başvuru var. Amerika'ya bunu da belirtmiş olalım. Yellen'ın açıklaması, özellikle paketle ilgili açıklaması çok dikkat çekici. Fed'in kararı ile ilgili de bir sinyal veriyor aslına bakarsanız. Diyor ki 1.9 trilyon dolarlık paket herhangi bir enflasyonist ortam yaratmayacaktır. Demek ki Fed toplantısından şöyle bir sonuç çıkabilir. Yakın zaman içerisinde herhangi bir enflasyon beklentimiz yok. Enflasyon şu anda bizim gözetimimizde, o nedenle de bir faiz arttırımına gitmeyeceğiz. Varlık alımları ile ilgili süreci de değiştirmeyi düşünmüyoruz. Nitekim korona da tekrar hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Bizim hem daha fazla mali teşvik vermemiz lazım. Yani bu 1.9 trilyonluk paketle kalmayacak. Hem de aynı zamanda Fed olarak varlık alımlarını bırakın azaltmayı arttırmamız gerekiyor lazım diye bir açıklama gelebilir. Hiç kimse şaşırmasın. Böyle bir açıklama gelmesi durumunda da piyasaların dengeleri yine bozulacaktır arkadaşlar. Özellikle hisse senedi piyasasından çıkışlar gözlenebilir. Neden? Çünkü hazine tahvil faizleri bu açıklama sonrasında yükseliş eğilimini daha da hızlandıracaktır ve %2 seviyesine doğru gidecektir. Bu ihtimalin çok yüksek olduğunda özellikle belirteyim arkadaşlar. Neden yüksek? Bakın, korona ile ilgili biliyorsunuz pek çok ülke kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırmaya başladı. Türkiye'de kısıtlamaları kaldırdı ve kaldırdığı an itibariyle özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde hastalığın hızla yayılmaya başladığını bir kez daha gördük. Benzer uygulamaları yapan başka ülkeler de var dünyada. Mesela İtalya gibi, İngiltere gibi yavaş yavaş kısıtlamaları kaldırmaya başlayan ülkeler vardı. İtalya tekrar kısıtlamalara geri dönmek zorunda kaldı. Çünkü korkunç bir vaka sayısı artışı gözlendi arkadaşlar. Dünya geneline baktığımız zaman da 3 haftadır sürekli olarak bir artış eğiliminin olduğunu görüyoruz korona vaka sayılarında. Dolayısıyla arkadaşlar vakalar bu kadar yoğun bir şekilde artınca işler tekrar karışmaya başladı ve ekonomi tekrar sorgulanır hale geldi. Ve özellikle gelişmiş ülkeler acaba kesenin ağzını biraz daha açalım mı meselesini konuşmaya başladılar. Bu gelişme de aslında Fed'in önümüzdeki toplantıda bir faiz arttırımına gitmeyeceğini bize gösteriyor. Aynı zamanda varlık alımlarından dönmeyeceği sinyalini de bizlere veriyor. Yani 2013'te yaşanan taper tantrum gibi bir senaryo yok. Azaltma öfkesi diye bir senaryonun yaşanma ihtimali şu anki koşullarda düşük gibi görünüyor bana. Bir sürpriz gelirse arkadaşlar, yani taper tantrum denilen azaltma öfkesi yaşanırsa, yani varlık alımları azaltılırsa ya da faizler yükselirse, o zaman da gelişmekte olan ülkelerdeki dengeler daha da bozulacaktır. Öbür taraftan şunu da unutmayalım. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da enflasyon yükseliyor. Buna bağlı olarak da faiz beklentileri artıyor. Merkez bankaları faizleri artırmazsa da piyasa kendi faizlerini yukarıya çekmeye başlıyor. Yani hazine tahvilleri yükseliyor. Nitekim Türkiye'de de hazine tahvillerinin %16 seviyesinin üzerine çıktığını gördük. Şimdi dönelim Türkiye'ye. Türkiye'de peki 18'inde açıklanacak karar piyasaları nasıl etkilenecek? Bir kere 100 baz puanlık bir faiz arttırımı olursa, 100 baz puanlık bir faiz arttırımı doların ateşini falan düşürmeyecektir. Sadece bu seviyelerde kalmasını sağlayacaktır. Hatta bir miktar daha yukarıya gidecektir. 7.90-95 aralığına giden bir dolar kuru görürüz eğer ki 100 baz puanlık bir faiz arttırımı olursa. Faiz arttırımı olmazsa, sabit tutulursa, o durumda da arkadaşlar çok hızlı bir şekilde 8.20-8.50 aralığına giden bir dolar kuru görürüz. Çok hızlı bir şekilde. Yani birkaç gün içerisinde hemen kendisini 8'in üzerine atar, 8.20'nin üzerine zorlamaya başlar. Faizler sabit tutulursa, yanlışlıkla bir faiz indirimi olursa, ki olma ihtimali neredeyse %0 arkadaşlar, öyle bir durumda da 9 liranın üzerine giden bir dolar kuru görürüz. Ben bir faiz indirimi beklemiyorum. Daha önceki videolarımda faiz indirimi olabilir demiştim. Ancak şunu söyleyeyim arkadaşlar, dünyadaki gelişmeler böyle olduğu sürece ve Türkiye'de enflasyon kontrolsüzce yükseldiği sürece, özellikle tarım girdileri ve üretici girdileri bu kadar arttığı dönemde enflasyonun yükseliş eğilimi devam edecektir. Dolayısıyla faizlerin indirilmesi mümkün değil. Faizlerin 100 baz puanda yine yenik düşülerek, kime yenik düşülerek? Uluslararası piyasalardaki oyuncuları yenik düşülerek arttırılacağı kanaatindeyim. Bu arttırım doları düşürmek için değil,
doların daha da hızlı yükselmesini engellemek için yapılacak, bunu da özellikle belirtiyorum. Ve gelelim inşaat sektörüne. Tam bir ucube haline gelmiş durumda. Neden tam bir ucube haline gelmiş durumda? Ondan biraz bahsedeyim sizlere. Bakın, konut satış grafikleri aylardır TÜİK tarafından açıklanıyor. Neredeyse Eylül ayından beri çok ciddi bir düşüş ivmesi var konut satışlarında. Ve son açıklanan rakama bakıyorum arkadaşlar, %31'in üzerinde bir düşüş, %31.6'lık bir düşüş var konut satışlarında. İpotekli konut satışları %66.5 oranında düşmüş. Sıfır konut satışları %33.7 oranında düşmüş. İkinci el konut satışları %30.7 oranında düşmüş. Yabancılara konut satışları %26 oranında düşmüş. Bu koşullarda arkadaşlar, çok komik, onun için ucube diyorum zaten, konut fiyatları yükseliyor. Yani dünyanın herhangi bir yerinde azıcık ekonomiyle ilgilenen herhangi bir insana gidin, deyin ki bir ürünün satışları dip yaptı, inanılmaz bir arz var, havuzlar dolup taşmış durumda. Havuzlarla kastım konut sayısı havuzundan bahsediyorum, dolup taşmış durumda. Buna rağmen konut fiyatları artıyor, üstelik %30'lara oranla artıyor diye sorsanız gülerler ya da şaşırırlar. Olur mu kardeşim öyle şey falan diye. Ama Türkiye'de konut satışları dramatik bir şekilde düşerken, biraz önce rakamları sizlerle paylaştım, konut fiyatları yükseldi ve yükseldiği yerde de sabit duruyor arkadaşlar. Neden? Yeni bir faiz indirimi acaba gelebilir mi diye. Faiz indirimi bekliyorlar çünkü büyük bir fırsatçılıkla olaya yaklaşıyorlar arkadaşlar. Eğer ki bu kadar fırsatçı olmasalar konut satışları bugün bu kadar dip yapmazdı. Sadece faizlerin yüksek olmasından dolayı konut satışları düşmüyor. Fırsatçıların, kara borsacıların fütursuzca bakın altını çizerek söylüyorum, fiyatları arttırmasından dolayı konut satışları bu kadar düşmüş durumda ve devlet hiçbir şekilde denetlemiyor. Ekonomiyi yönetenler hatta teşvik ettiler. Bakın biz faizleri düşüreceğiz, siz de fiyatları kafanıza göre arttırın diye. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın araştırması arkadaşlar, 1 puanlık faiz indirimi fiyatlara %2.1 olarak yansımış. 1 puan faiz indirildiğinde 2 kat fazla fiyat arttırımı gelmiş. 2 kattan da daha fazla fiyat arttırımı gelmiş. Bu eşittir fırsatçılık demektir ve piyasa bunu affetmez arkadaşlar. Ve konut satışları dip yaptığı için de müteahhit firmalar batmaya başladılar. Bunu ben mi söylüyorum? Hayır arkadaşlar, bunu ben söylemiyorum. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Tekellioğlu söylüyor. Diyor ki kendisi, Türkiye'de inşaat sektöründe şirketlerin iflas oranlarının ürkütücü boyutta olduğunu görüyoruz. Şirketler patır patır dökülmeye başladılar. Acıyor muyum arkadaşlar? Kusura bakmasınlar, acımıyoruz. Faizler düştüğünde bunu bir fırsat olarak görüp faizden çok daha fazlasını fiyatlarınıza yansıtıyorsanız, ki o zamanlar da uyarmıştık, yapmayın, etmeyin. Bakın, fiyatları bu şekilde yükseltmeyin. En azından piyasadaki talebe destek olun. Yani elinizdeki malı bu fırsatta çıkartmaya çalışın. Yarın öbür gün hiç çıkartamayacaksınız dediğimiz zaman bizi dinlememişlerdi. Kafalarına göre fiyatları yükseltmişlerdi. Yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre fiyatlar %35'in üzerinde artmıştı resmi verilere göre. Gayri resmi verilere göre çok daha fazla artış kaydedildi. Geldiğimiz nokta ne arkadaşlar? Satışlar dip yaptı, müteahhitler batıyor. Ev sahipleri sıkıştıkları halde evlerini satamıyorlar şu anda. Siz kendinizi uyanık olarak görürseniz, siz herkese istediğiniz gibi kazık atabileceğinizi düşünürseniz, işte geleceğiniz nokta budur ve piyasa sizi affetmez. Ve bu saatten sonra faizler indiğinde de yine ev satmaya çalışacaksınız, yine fiyatları yükselteceksiniz ama düşük faize rağmen talep göremeyeceksiniz. Bunu da özellikle belirtelim. Geçtiğimiz sene büyük bir fırsattı. Vatandaş ve bütçe deliğe sokularak, büyük bir kara deliğe sokularak o fırsat size verildi. Ama siz o fırsatı kendi lehinize çevirip fırsatçılık yaptınız ve fiyatları yükselttiniz. Yazık, günah. Bir tarafta konut satışları dip yapıyor, öbür tarafta müteahhitler batma noktasında, ki bunların arasında çok günahsız insanlar da var muhtemelen. Büyükler keyif yapmaya devam ediyorlar, burunlarından kıl aldırmıyorlar. Fiyatları düşüreceklerine, talep olmamasına rağmen, her geçen gün fiyatları yukarıya doğru çekmeye devam ediyorlar. Bir Allah'ın kulu da çıkıp bunları denetlemiyor. Ne yapıyorsunuz siz kardeşim demiyor. Ama patatesciler 3
3 kuruş fiyatları yükseltti diye demediklerini bırakmadılar. Kara borsacı dediler, terörist dediler, stokçu dediler biliyorsunuz. Ve baskın üzerine baskın yaptılar. Ama konut sektöründe hiç kimsenin hiçbir şeyi denetlediği yok. Nedendir bilmiyorum arkadaşlar. Onu da siz düşünün. Nedenlerini kendi kafanızda kendiniz yorumlayın derim. Evet, genel itibariyle haberler bu şekilde. Son bir haber daha sizinle paylaşayım. Tarım üretici fiyatları da Şubat ayında %21.32 oranında yükseldi geçen seneye göre. Tarım üretici fiyatları, yani girdi fiyatları %21 arttıysa, hatta %22 arttıysa arkadaşlar, bu şu demek: yediğimiz içtiğimiz tüm ürünler daha da fiyatlanacak, daha da fiyatları artacak demek, daha da fakirleşeceğiz demek. Bu rakam gösteriyor ki bize 19 ayın zirvesine çıkmış durumda tarım girdi fiyatları, üretici fiyatları arkadaşlar. Yazık, günah. Türkiye'yi tarımda ithalata mahkum ederseniz, bütün ürünleri yurt dışından getirirseniz, gübresinden mazotuna, mazotundan ilacına kadar bu ülkede üretmek varken, işte girdi fiyatları da böyle patlar. Bunun sonucu da hem çiftçiye dokunur hem vatandaşa dokunur. Vatandaş hem fakirleşir hem de yetiştirmesi gereken ürünü yetiştiremediği için çiftçi batar. Gördüğüm kadarıyla reformda falan çiftçinin adı bile geçmiyor. Gıda fiyatlarının, üretici girdi fiyatlarının adı bile geçmiyor. Nasıl bir reformdur? O da apayrı bir konu. Şimdi arkadaşlar, rakamlara da bir göz atalım. Sonra da videomuzu tamamlayalım. Borsa bu koşullar içerisinde bravo, yani havai fişeklik, 1561 seviyesinde, kutluyorum onları. Aynı kafada devam etsinler. Dolar 7.53'tü arkadaşlar. 7.50'nin altını artık görmek hayal gibi. Muhtemelen Merkez Bankası kararından sonra 100 bas puanlık bir faiz artırımında 7.80-90 aralığını görürüz. 100 bas puandan daha fazla bir faiz artırımı gelirse bu seviyelerde kalır. Ama faiz artırımı olmazsa çok hızlı bir şekilde 8.20'ye giden bir dolar kuru görürüz. Euro da 8.99 seviyesinde arkadaşlar. Orada da yine dolara paralel hareketler görürüz. Sterlin 10.49.03'te. Parite 1.19.30 seviyesinde. Burada kritik seviye 1.20. 1.20'yi yukarıya kırarsa, 1.22'de zorlarsa 1.25'e doğru gider. 1.22'yi kıramadığı sürece aşağıda 1.18, 1.15 ve 1.08 seviyelerini görüyorum arkadaşlar. Faiz cephesinde Merkez Bankası faizleri arttırmazsa belki diye yükselen bir tahvil faizi görüyorum arkadaşlar. %16.38 seviyesinde. Bu eğilim Merkez Bankası'nın kararına göre ya buralarda kalır ya da yukarıya doğru devam eder. Altının onsu 1730 dolarda, yavaş yavaş kıpırdanmaya başladı. Orada da Fed beklentisi var. Fed'in yapacağı açıklamayla birlikte yükseliş eğiliminin hızlanacağını ya da yavaş yavaş devam edeceğini göreceğiz. Ancak hedeflerimizde herhangi bir değişiklik yok. Yani altın bu sene 2300-2500 dolar seviyelerini muhtemelen test edecek arkadaşlar. Gram altın 418 lira. Hem 17'sinde hem de 18'inde alınacak kararlarla birlikte, hem doların hem de altın onsunun kıpırdanmasıyla birlikte gram altının ilk etapta 460 seviyesine gittiğini görebiliriz. Şimdiden uyarıyorum sizleri. Gümüşün onsu 26 dolar, gümüşün gramı 6.32 seviyesinde, o da yine altına paralel hareketler yapacaktır. Brent petrol 69 dolar, ham petrol 65 dolar. Amerika'da arkadaşlar her an her şey olabilir. Stokların bu derece artıyor olması ve özellikle sondaj kulesi sayılarının düşüyor olması bence bir şeyleri düşünmemiz gerektiğini bize işaret ediyor. Ha, düşünürsünüz düşünmezsiniz onu bilemem. Ancak her an stoklar patlayabilir, dolup taşabilir, vadeler gelebilir ve buna bağlı olarak petrol fiyatları çakılabilir. Bunu da uyarmış olayım. Dolar endeksi yine 92'nin kıyısında yükseliş eğilimi devam ediyor. Dolara olan talep her geçen gün biraz daha artıyor. Hem faiz beklentisi, hem enflasyon beklentisiyle, hem de Fed beklentisiyle birlikte. Sadece dünyada mı dolara talep artıyor? Tabii ki Türkiye'de daha da fazla artıyor. Onu da belirtmiş olalım. CDS'imiz 307 seviyesinde, 300'ün altını görmüyor. 350'leri zorlamaya devam ediyor. 300-350 arasında dalgalanıyor şimdilik. Perşembe günkü Merkez Bankası'nın kararıyla birlikte CDS'te de ciddi hareketlenmeleri görebiliriz. Bitcoin'le ilgili sizlere uyarmıştım biliyorsunuz. 60.000'in üzerinde biraz tehlikeli görünüyor bana demiştim. Nitekim bugün çok sert bir düşüş oldu. 55.000 seviyesine kadar geldi Bitcoin. Bu kripto para piyasasında başka bir şeyi işaret ediyor. Onu da özellikle belirtelim. Bitcoin'deki bu tür satış dönemleri
altcoin'lerdeki diğer ürünlerin alımlarını hızlandırıyor. Yani altcoin rallisi gelebilir bundan sonraki günlerde. Onu da uyarayım. Pek çok altcoin çok hızlı yükselişler kaydedebilir. Çünkü Bitcoin'den çıkan para muhtemelen altcoin'lere yönelmeye başlayacak ve orada o coin'lerin hareketlenmesini beraberinde getirebilir. Benden söylemesi, daha önceki senaryolar böyleydi arkadaşlar. Ancak tabii bu gidin koşun Bitcoin dışındaki diğer kripto paraları alın şeklinde bir tavsiye olarak algılanmasın. Sadece ben bu konuyla ilgili analizimi sizlerle paylaşıyorum. Evet, bu videomuzu da böylece tamamlamış olduk. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın. Mutlu kalın dostlarım.